Değerli izleyenler, Rusya-Ukrayna savaşının 100. günündeyiz resmen ve biliyoruz ki son dönemde Rusya saldırıları Ukrayna'nın doğu bölgesi Donbas bölgesinde yoğunlaştırılmış durumda. Ele geçirilen bölgeler var. Pasaport verildiğini biliyoruz. Rus pasaportlarının verildiğini biliyoruz. Ve son bir iddiada Rusya'nın kısa süre içerisinde bölgede seçime gideceği, daha doğrusu bölge halkının kendisinin karar vermesi için referandum düzenleyeceği. Ukrayna'da Rusya'nın kontrol altına aldığı bölgelerin geleceğiyle ilgili tartışmalar sürüyor. Rusya Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutsky, gelecek ay başında Ukrayna'da Rus ordusunun kontrolündeki bölgelerin Rusya'ya katılması için referandum düzenlenebileceğini söyledi. Ukrayna ile barış görüşmelerine de katılan Slutsky, Temmuz'da bir referandum yapılma ihtimali olduğunu düşünüyorum dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski de daha önce Rusya'nın Ukrayna'da ele geçirdiği Herson ve Zaporijya gibi kentlerde bağımsızlık referandumu yapmayı planladığını öne sürmüştü. Rusya'nın Ukrayna'da kontrol ettiği bölgeleri ilhak etmeye hazırlandığı iddiaları da tartışma yaratmıştı. Herson'da Ukrayna para birimi yerine Rus rublesi kullanılmaya başlaması da bu iddiaları güçlendirmişti. Değerli izleyenler, iç siyasette ise son günlerin belki de en önemli gündem maddesi, biliyorsunuz ki altılı muhalefet partisi grubunun diyelim lideri kim olacak? Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Bu en çok tartışılan mesele. Kılıçdaroğlu'nun olacağını söyleyenler var, karşı çıkanlar var. Dün bu konu TV yüz ekranlarında da tartışıldı, Sağlı Sollu programında. Oradaki konuklarımızdan Hacı Yakışıklı'nın yorumuysa İyi Parti Kılıçdaroğlu'nun adaylığına onay vermedi oldu. Sağlı sollu da karşınızdayız. Ben Erdoğan Aktaş. Ben de programlarda hep şunu söyledim. Kemal Bey aday olmalı. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı henüz belli değil. Kulislerde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun isminin ön plana çıktığı öne sürülüyor. TV 100'de Erdoğan Aktaş'ın hazırlayıp sunduğu Sağlı Sollu programında da bu konu konuşuldu. Yeni Akit gazetesi Ankara temsilcisi Hacı Yakışıklı, Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktığını iddia etti. Bir gazeteci arkadaşım veya bir vatandaş desin ki ben İyi Parti'den kulis bilgisi aldım ve Kemal Bey'in adaylığına sıcak bakıyorlar desin. Yok. Soğuk İyi bakıyorlar diyen de yok ama. Efendim? Soğuk bakıyorlar diyen de yok şimdi. İstemiyorlar diyorum. Birçok kişi de istemiyorlar diyor. İyi Parti şu anda Kemal Bey'in adaylığını onaylamadı. Neden? Çünkü CHP'li olsun istemiyorlar. Yani İyi Parti adayı... Doğal değil mi sence? Doğal.